Gülüyor, kameraman gülüyor mu? Takılacağım okyanusta yüzmek istiyorum. Murat Bey yemek ısmarlıyor ama ben kahvede fitim arkadaşlar. Çok da abartmıyorum. 5'te gelirseniz sütlü çay ama nereye geldiğiniz zaman mesela böyle arkadaşlar gibi koşan çocuklar görebilirsiniz. Keşmekeşin ortasında ne yapacağım oralarda? Böyle çok büyük ve çok büyük trafik olur ve yorulurum. Çekirdeğim çitlerim. Şöyle takılırım. Niye sürekli göbek atım diyorum? Göbek... Nerede? İngiltere'de. İngilizce öğrenmek için en ideal şehir hangisi? Sizce benim bu soruya cevabım ne olabilir? Benim bu soruya cevabım açık arkadaşlar. Biz neredeysek İngiltere'de İngilizce öğrenmek için en ideal şehir orasıdır. Peki Lemon Akademi nerede? Londra'da. O yüzden İngiltere'de İngilizce öğrenmek için en ideal şehrimiz Londra olacak. Tabii ben bunu Londra diye niye söylüyorum? Biz niye Londra'dayız? Bir de böyle düşünelim. Şimdi Londra herkesin birleştiği ortak bir nokta. Bunun yanı sıra aslında ben yıllarca böyle küçük şehir insanıyım. İşte ben İngiltere'ye gideceğim de Londra, İstanbul gibi keşmekeşin ortasında ne yapacağım oralarda? Böyle çok büyük ve çok büyük trafik olur ve yorulurum diye düşünüyordum. Bunların hepsinin yersiz olduğunu zamanla anladım. Peki niye yersizmiş? Şimdi küçük bir şehre gittiğiniz zaman havanın erken karardığını, günün erken bittiğini ve herkesin erkenden evlerine daldığını görüyorsun. Bu nasıl bir şey oluyor? Yani saat 8 olmuş, Starbucks'ı kapatmışlar. Yemek yiyeceksiniz, market kapalı. Ya her yer ama her yer istisnasız kapalı. Çünkü İngilizler akşam saatlerinde çalışmıyorlar. Peki Londra'da kapanan yerler yok mu? Var evet ama Londra 7-24 uyumayan bir şehir. Tabii ki buna ek olarak çeşitlilik de önemli. Yani İngiltere'ye geldiğiniz zaman mesela böyle arkadaşlar gibi koşan çocuklar görebilirsiniz. Çeşitliliğe sahip olmak istiyorsanız Londra gerçekten güzel, ideal bir adrestir. Neden? Diğer şehirleri şöyle kısaca bir özetlemek istiyorum. Bizdeki İstanbul, İngiltere'de Londra oluyor. Bizdeki Eskişehir, İngiltere'de Bristol oluyor. Bizdeki Antalya, Bodrum, İngiltere'de Brighton oluyor. Eastbourne, Alaçatı, Urla gibi düşünebilirsiniz. Biraz yukarı çıktım. Manchester, Liverpool'u Ankara'ya benzetiyorum. Edinburgh için de Trabzon benzetmesini yapabiliriz. Yani aslında Türkiye'deki şehirlere nerede ne kadar çok benzer derseniz ben bu örnekleri verebilirim. Yani siz diyorsanız ki ya ben güneş görmek istiyorum, gelip takılacağım okyanusta yüzmek istiyorum, o zaman Brighton en ideal şehir sizin için bu olacaktır. Ama ben İzmir insanıyım, çekirdeğim içlerim, şöyle takılırım falan ama yani çok da böyle hareket olmasın. Benim için yeterli deniz, kum, güneş diyorsanız o zaman da Eastbourne'u tercih edebilirsiniz. Ya da ben metropol insanıyım, sosyalleşmek göbek adım diyorsanız o zaman da Londra sizin şehriniz olacaktır ve bizim gelip kahvemizi içersiniz artık. Murat Bey yemek ısmarlıyor ama ben kahvede fitim arkadaşlar. Çok da abartmıyorum. Geçen bir öğrencime kahve ısmarlayacağız size dedim. Diyor ki bana sütlü çay ısmarlamanızı istiyorum. 5'te gelirseniz sütlü çay ama sabah gelirseniz kahve gerekiyor arkadaşlar. Evet durum bu. Şimdi bir sonraki videonun konusu ne olsun diye düşünmemize gerek yok. Çünkü sizler yorum yapıyorsunuz ve bizim bir sonraki videomuzun konusunu siz belirliyorsunuz. Neymiş? Aşağıya yorum yapıyormuşuz. Bir sonraki videonun konusunu belirliyormuşuz. Aşağıdaki yorumlarda buluşuyormuşuz. Peki siz yurt dışına gelmek, ışınlanmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bunun cevabını biliyorsunuz. Işınlanma butonuna tıklıyorsunuz.